Herkese selamlar değerli dostlar. Birkaç gün önce bir video yapmıştık. Raider'ın bu yeni çıkarttığı Fancy modelinin e, anlatmıştık aracın teknik özelliklerinden falan bahsetmiştik. Nasıl bir araç olduğundan falan bahsetmiştik. Şimdi e, videolarıma bazı yorumlar geldi. İşte bu aracın fiyatının biraz pahalı olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Evet fiyatlar maalesef ki yüksek arkadaşlar. Ama şunu da bilmek lazım. Şimdi e, piyasada birçok mikroelektrikli araç var. Bu yeni gelecek olan Raider'ın e, Re-Ev Fancy modelinin e, benzeri araçlar. Onunla eşdeğer araçların fiyatlarına baktığımız zaman, donanımlarına baktığımız zaman bence bu Raider'ın yeni aracı çok daha avantajlı gözüküyor aslında. Ama tabi insanlar bazıları bilerek konuşuyor. Bazıları bilmeden konuşuyor herhalde. Yani fiyatın yüksek olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Tabi biz de fiyatlar ucuz demiyoruz ama şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu araçların fiyatları yani Raider'ın Yeni çıkartacağı bu aracın fiyatı e, diğerlerine göre çok daha avantajlı. Bizim belirtmek istediğimiz mevzu aslında bu. Haydın'ın bu yeni çıkaracağı araçla aynı e, kategoride diyebileceğimiz araçların bir kıyaslamasını yapacağız. Bunların başında arkadaşlar hemen şöyle söyleyelim. Citroen Amy mesela. Bu arada arkadaşlar hemen şunu da ekleyelim. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olursa seviniriz. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yani kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Citroen Eimi ve Topolino zaten aynı araçlar. Onun için ikisini birden ayrı ayrı teknik özelliklerinden falan bahsetmeyeceğim. Hemen onun şöyle bir teknik özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Citroen Eimi'nin maksimum motor gücü 6 kW, batarya kapasitesi 5.5 kW, maksimum hızı 45 km, menzili 75 km, şarj süresi 4 saat, uzun ölçülerinden bahsedelim hemen. Uzunluk 2.41 yani 2 metre 41 santim, 241 santim diyelim biz. Genişlik 136 santim, yükseklik 152 santim. Bagaj hacmi de 63 litre ama tabii ki e, bagaj kısmı sadece arka tarafta değil. Ön tarafta bir de valiz koyulacak bir yeri var. Yani o valiz koyulacak yeri de az değil yani arkadaşlar. Orada da bayağı bir büyük bir valiz koyabiliyorsunuz. Yani çok büyük bir valiz değil de orta ölçekli bir valiz koyabiliyorsunuz. Yani arkasında da ufaktan bir e, bagaj kısmı diyebileceğimiz bir yer var ama Tabii ki çok büyük değil. bunun fiyatına gelince arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Citroen Eimi veya Fiat Topolino'nun fiyatları da 430 bin liralarla 470 bin liralar civarı değişiyor. Yani o fiyat aralığında fiyatları var. Onun haricinde Raider'ın yeni çıkartacağı bu araca eşdeğer diyebileceğimiz yani iki kişilik ve tek kapılı araçlar bunlar. Onu özellikle söyleyelim. Regal Raptor M1 veya Lucky M1 var. Bunlar da tabii ki bunların donanımları güzel. Fena değil. Citroen EM gibi boş bir araba değil. Ne bileyim kliması var. Camlar otomatik falan yani böyle donanımları var. Hemen teknik özelliklerinden bir bahsedelim. Ölçülerinden bahsedelim. Motor gücü 3.5 kW. Batarya kapasitesi 110 amper. Lityum batarya var bunda. E, maksimum hızı maksimum hızı 50 km. Menzil 100 ile 130 km arası ama 150 amper olanları da var. Onlar tabii ki 150 km'lere kadar menzile sahipler. Ayrıca e, şarj süresine gelince de 4 ile 8 saat arasında bunların şarj süresi değişiyor. M1'in ölçülerine gelince de uzun, uzunluğu 230 cm, genişliği 146 cm, yüksekliği 159 cm. 200 litre de bagaj hacmi var. Yani fena değil arkadaşlar. Tabi bu 2 kişilik bir araç. Arkasında da e, yani fena de, demeyeceğimiz ölçülerde bir bagajı da var yani. Bunda radyosu var. Yani daha doğrusu ekran var radyo var, bluetooth var, merkezi kilit var, hidrolik direksiyon var, klima var, otomatik camlar var, geri görüş kamerası var. Bagajı da arka taraftan açılabiliyor. Öyle bir avantajınız da var. Yani ufak tefek eşya koyacağınız zaman arka bagaj kapağını açıp oraya ufak tefek şeyler koyabiliyorsunuz. Lucky M1 ve Regal Raptor M1'de böyle bir avantajınız var. Fiyatına gelince de arkadaşlar bunların M1'in fiyatı 470 bin liralar civarı. Tabi Az önce demiştik e, Citroen Emi veya Fiat Topolino onlar da aşağı yukarı 470 bin liralar, 430 bin liralar civarı fiyatları var. Ama Raider'ın fiyatı arkadaşlar 280 bin lira. Onda da LiPo 4 batarya var. Bunlarda lityum batarya var. LiPo 4 batarya daha uzun ömürlü. Yani böyle bir avantajı da var. Ama lityum batarya kadar hafif değil. Onun kadar daha az yer kaplamıyor. LiPo 4 bataryalar biraz daha büyük oluyor. Hacimli oluyor ve ağır oluyor. Ama tabii ki Lityum bataryaya göre de daha güvenli. Yani Raider'ın çıkartacağı bu aracın bataryaları normalde lityum bataryalara göre daha güvenli bataryalar var bunda. Bu da bir avantaj bence. Bir de RKS'nin R3 modeli var. Bu da iki kişilik, iki kapılı. Ama tabii ki arkadaşlar onu özellikle söyleyeyim. R3 gerçekten çok güzel bir araç. Onda da bayağı bir donanım var yani. Hemen onun bir şöyle bir teknik özelliklerinden bahsedelim. Motor gücü 4.5 kW gayet güzel yani. Batarya kapasitesi e, jel aküler var bunda maalesef. 120 amper e, bataryaları var. 72 volt. E, maksimum hızı 50 kilometre. Menzili 90 kilometre. Şarj süresi 8 saat. Ölçülerine gelince de uzunluğu 283 santimetre. Yani bu biraz daha uzun. Genişliği 150 santimetre. Biraz daha geniş. Yani boyut olarak da güzel bir araç. Yükseklik olarak da 156 santimetre. Bagajda Aşağı yukarı 300 litrelere civarı bir bagaj var. Şunu da ekleyelim. Ee, R3'te şöyle bir avantajınız var. Arka tarafta oturacak bir alanda var. Yani oraya iki tane çocuk çok rahat bir şekilde oturabilir. Hatta yani yetişkin de oturabilir ama kısa mesafe gidecekse. Çünkü <laughs> biraz gittikten sonra rahatsız olacaktır. Ama bence avantajlı diyebiliriz. R3'te 3 güzel bir araç tabii ki. Oturuşu falan yol tutuşu falan da gayet güzel. Çünkü az da olsa kullanma şansımız olmuştu. Bunda da donanım olarak geri görüş kamerası var. Multimedya var. Bunun multimedyası ekranı Android. İki tane ekran var bunda. Zaten orta taraftaki ekranı da yuvarlak gayet güzel. Yani mini kıpır tarzı bir araç yapmışlar. Ee, görünüş olarak dediğimiz gibi gayet güzel. Merkezi kilit var. Bluetooth var demiştik galiba. Anahtarsız çalıştırma var. Aynalar elektrikli ayarlanabiliyor. Bunda klima da var. Yani bildiğimiz soğutan klima. Arka bagaj kapağı da bunun da açılabiliyor. Yani teknik özellikleri de, aracın donanımları da böyle. Ama bunun fiyatları da normalde... E, şu anda ikinci elde 400 bin liralar civarı rakamlarda fiyat istiyorlar. Yani e, arkadaşlar şunu belirtelim. Reader'da da aşağı yukarı aynı donanımlar olacak. Ve onun fiyatı da 280 bin lira. Yani aralarında 200 bin lira gibi bir fark var. Bu bence küçümsenecek bir fark değil. Gayet güzel. Araç da güzel. Yani güzel deyince şimdi biz aracı tabii ki daha çıkmadı piyasaya. Görmedik. Ama e, söylemek gerekirse arkadaşlar. Görmediğimiz, biz bu aracı görmesek de bile... Sonuçta e, aracın ne olacağını çok iyi tahmin edebiliyoruz. Çünkü e, biz e, aşağı yukarı 2 seneyi geçti, 3 seneye yakın bir zaman oldu ve bu süre içerisinde de mikro araçları sürekli inceliyoruz. Sizlere de anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tabii bazen yanlışlarımız oluyor, hatalarımız oluyor. Ama tabii ki bunlar e, dil sürüşmesi diyelim ya da işte o anlık böyle bir dalgınlıkla e, hatalı şeyler söyleyebiliyoruz. Ama genelde tabii ki elimizden geldiğince doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Şimdi bir de Radeon Riev Re Fancy modelinin yani piyasaya çıkaracağı ayın 23'ünde ön satışla e, piyasaya çıkaracak. Onun teknik özelliklerinden bir bahsedelim. Zaten bir önceki videoda da bunlardan bahsetmiştim ben. Motor gücünün 3 kW olacağını tahmin ediyoruz. Hani söylenenlere göre, biz de duyduklarımıza göre. Bunlardan tabii ki şu an emin değiliz. Bu bilgiyi e, daha yazılı olarak teknik özelliklerinde falan görmedik. Motor gücünü falan söylememişlerdi ama Motor gücü 3 kW. Bataryası LiPo 4 batarya 7,5 kW. Yani bayağı iyi bir batarya var. Mikro elektrikli araca göre. Sonuçta bu şehir içinde gitmesi için yapılmış bir araç. Hızı 45 km. Menzili de 100 km. E, ölçülerine gelince de uzunlu uzunluğu 249 cm. Genişliği 133 cm. Yüksekliği de 164 cm. Bagaj hacmi de 200 litre. Bir bagaj hacmi var. Yani ölçüleri e, az önce... Bununla kıyasladığımız araçlara göre çok fazla bir fark yok arasında. Ama tabii ki donanım olarak da bu da güzel. Hemen donanımlarından da bahsedelim. Sunroof var. Camları otomatik. Merkezi kilit var. Arkadaki cam da açılıp kapanıyor. Bunları ekleyelim hemen. Bunu aracın hemen ortak kısmında yer alan oradaki ekrandan bunları müdahale edebiliyorsunuz. Camı açıp kapatabiliyorsunuz. İşte fanınızı ayarlarını oradan yapabiliyorsunuz kaloriferi falan ısıtmayı oradan açabiliyorsunuz. Ama bunda tabii ki klima yok. Onu da ekleyelim. Merkezi kilit var. Bluetooth var. Multimedya var. Bunun fiyatı da arkadaşlar Riemfans'in fiyatı da 280 bin lira. Şu anki düşünülen fiyatı bu. Ama tabii ki bu 100 araç için geçerli. Ama 100 tane araçtan sonra fiyat ne olur? O konuda çok fazla bilgimiz yok. Ee, tabii şunu da ekleyelim. Raider'ın çıkaracağı yeni model araçlar da var. Yani bir 4 kişilik 4 kapılı bir elektrikli aracı da var. O da... tahminime göre ilk çıktığı zaman fiyatı çok yüksek olmaz. Ama tabii ki daha sonradan fiyatlar bir değişebilir yani İnşallah yükselmez ama maalesef yükseleceğini tahmin ediyoruz çünkü... E, şu an piyasada aynı tarz araçların fiyatları... 600-700 bin liralardan başlıyor. Burada da 70 kilometre hız, 120 kilometre menzil olacağını... söylüyorlar. Bence o araç da gayet güzel olacaktır ama şimdi... bu yeni çıkacak olan... Rio Fancy'nin... E, bence... Diğer araçlardan çok fazla eksi yok ama 200 bin lira gibi aradaki bir fiyat farkı bence yaban alıtılacak bir rakam değil arkadaşlar. Yani neredeyse yarı fiyatına bu aracı alma şansınız var. Aracın kalitesinin de çok kötü olacağını zannetmiyorum. Bu aracın en büyük avantajı bence arkadaşlar Türkiye'de üretilecek olması. Yani bu aracın yerlilik oranı tahminime göre yani hani söylenenlere göre gene %80 civarı bir yerlilik oranı var. Yani bu aracın parçalarının büyük bir kısmını yedek parçalarını falan buralarda Türkiye'de e, üretilecek sonuçta bence yedek parça sıkıntısının çok fazla olacağını zannetmiyorum ama tabii ki Raider e, yeni bir model, yeni bir yani araç piyasasında yeni. Normalde bunun zaten tabletleri, telefonları servisleri var. Ama bu elektrikli araçlarının servisi konusunda ne olacağını şu anda tabii ki bilmiyoruz ama kısa bir sürede servis ağını genişletip bayağı bir servis ağı oluşturacaklarını da zannediyorum. Bu arada bizim aklımıza gelen iki kişilik elektrikli araçlar bunlardı. Yani kıyaslamamı istediğiniz başka araçlar olursa onları da yorumlara yazarsanız onlarla da bir ufaktan kıyaslamasını gene aynı şekilde yaparız. Ama tabii ki en güzeli aracın kendisini çıktığı zaman canlı canlı görmek olacaktır. Bu aracı şu anda almayı düşünen arkadaşlar da varsa veya ön talepte bulunmuşlarsa aracı alırlarsa İstanbul Ümraniye'ye de yakın bir yerlerde ise yani bizimle de irtibata geçerlerse o aracı da gerçekten hani canlısını yakından incelemek isteriz. Çünkü bu aracı merak eden çok insan var. Ee, şunu da gene ekleyelim. Bu araçın çok fazla satılacağını tahmin etmeyen arkadaşlar vardı. Yani bu araç satılmaz diyen arkadaşlar vardı. Bu gene YouTube'da tabii ki bunlar. Sosyal medyada. Ee, ama bu araca şu andan daha çıkmadan talep sayısı en son ben bugün sabah bakmıştım. 9700'ü geçmişti. Yani bu aracı almak için müracaat edenlerin sayısı şu anda 10 bini bulmuştur diye tahmin ediyorum. Yani talep var arkadaşlar. Çünkü bu araç Türkiye'de üretilecek. E, ee, Samsun'da üretilecek. Fabrikası Samsun'da. Onu da ekleyelim. Bu tabii ki Samsun için de bir avantaj. Orada Samsun'da bu aracı alacak olan arkadaşlar da yedek parçasına, fabrikasına ve araca en kısa sürede ulaşabileceklerdir. Onlar için büyük bir avantaj. Ama tabii ki Türkiye'de üretilecek olması hepimiz için bir avantaj. Yani sonuçta bu aracın parçaları burada üretilecek. Türk işçisi yapılacak. Türk işçisi içinde bir ekmek kapısı arkadaşlar. Servisini de en kısa zamanda yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Yani bu araç alınır mı diye bana sorarsanız ben bu aracı kesinlikle arkadaşlar tavsiye ederim. Çünkü Çin malı araçlarda kalite çok fazla değil. Bunu zaten ben videolarımda söylüyordum. Biz genelde tabii biz de e, Regar Raptor kullanıyoruz. Bizim aracımızdan çok e, şikayetlerimiz yok. Ufak tefek şikayetlerimiz oluyor. Sıkıntılar oluyor. Onları bir şekilde hallediyoruz. Ama sonuçta... E, ...kalite olarak... ...tahminime göre... Çin, ...Çin'den gelen araçların çoğundan iyi olacaktır kalite olarak. Ama tabii ki Çin'den gelen araçlarda da... ...fiyatı yüksek olup da kalitesi güzel olan araçlar da var. Bunu da tabii ki bilmek lazım. Hani Çin tamamen böyle kalitesiz araçlar satmıyor. Paraya göre ürün satıyor. Ama... Türkiye'de üretilecek olması hepimiz için bir avantaj arkadaşlar. lityum aküsü olup hem de uygun fiyatta satılan Türkiye'de araçlar Yuki e, Hector Pro var. Zaten onu da biz de kullanıyoruz. Ufak tefek araçlarda sıkıntılar var Yuki Hector Pro'da. Ama e, şunu da söyleyeyim. Genel olarak memnunuz. E, tabii ki bazı maalesef e, malzeme kalitesinden dolayı sıkıntılar olmadı değil. Ama bence 4 kişilik olması zaten onun büyük bir avantaj. Tabii biz iki kişilik arabalardan gene burada bahsediyoruz ama bu da dört kişilik bir avantaj yani bunun da fiyatının uygun olduğu için onu da araya sokmak istedim. Onun haricinde arkadaşlar yani e, bence genel olarak tabii ki aracı görmeden çok fazla bir şey söylemek doğru değil ama e, bazı arkadaşlar da lütfen yorumlarda veya bu araçlarla ilgili e, paylaşım yapan arkadaşlar var. Şimdiden aracı görmeden kötülemeye gerek yok. Araç gelsin, çıksın, binelim veya binen arkadaşlar olursa. Onların yorumlarını alırız. Ondan sonra araç hakkında iyi veya kötü gerçek yorumları yapmaya çalışırız. Ama ben bu aracın çok fazla sıkıntı çıkartacağını, sorun çıkartacağını tahmin etmiyorum. Az önce dediğimiz gibi bu aracın LiPo4 bataryayla gelmesi de tabii ki ayrıca bir avantaj. Hem hızlı şarj edebiliyorsunuz. Tabii bunun şarjı 5 saat ama... Bu aracın LiPo4 bataryayla gelmesi de ayrıca bir avantaj. Az önce de söylemiştik. Çünkü bu ara batarya türü hem sağlıklı hem de... Ee, patlama ve yanmaya karşı daha güvenli arkadaşlar. Yani lityuma göre biraz daha güvenli. Ayrıca lityuma göre de aşağı yukarı 2 katı 3 katı bir ömrü var. Bence bu avantajlarını da e, göz önüne almak lazım. Araç alırken zaten biz genelde bu araçlarda bu tür araçlarda daha doğrusu genelde hani soranlar olursa LiPo 4 bataryaları tavsiye ediyoruz. Hem uzun ömürlü hem de daha güvenli olduğu için ama tabii ki ufak araçlarda mesela elektrikli skuterlarda falan bisikletlerde lityum akü onlar buna göre daha avantajlı. Çünkü hem hafif hem de az yer kaplıyor. Yani aynı yere iki katı kapasitede akü koyabiliyorsunuz. Batarya koyabiliyorsunuz. Reader'ın Rief Fancy modeli hakkında gene e, bilgiler isterseniz yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalışırız ama tabii ki biz de daha aracı görmediğimiz için doğru bilgilere çok sahip hakim değiliz. Biz de sosyal medyada bu aracın ilanlara bakarak onların teknik özelliklerinden işte aracın görünümünden bakarak yorumlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Buriye Fancy modelini kıyaslamak istediğiniz başka araçlar olursa yorumlara yazarsanız biz geldiğince o araçlarla onu kıyaslamaya çalışırız. Arasındaki teknik özelliklerden falan bahsederiz. Aracın ölçülerini söyleriz. En azından kafanızda bir bilgi oluşur. Bu da bu şekilde de bu aracı almak isteyenler varsa e, onlar için faydalı olur diye düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.